Elektriğe %38 zam geldi. Elektriğe yapılan bu zammın aslında herkes bilir ki iğneden ipliğe, eskilerin ifadesiyle her şeye yansır. Tabii bunu mevcut ekonomi yapısını bir tarafta para politikası kurulu kararları yani bir tarafta para politikası bir tarafta maliye politikalarına baktığımızda para politikaları cephesinde ekseninde faiz artırımının sabit tutulması kararları ard arda gelince bu sefer maliye politikaları cephesinde böyle bir enflasyonu solduğunu bile bile böyle bir karar alındığını görebiliyoruz. Elektrik fiyatlarının %38 artması hemen hemen geniş bir yelpazede her sektördeki maliyetleri artırır. Hangi sektörlerde ana maliyetleri artırır diye baktığımızda şimdi sırasıyla birkaç tane sektörü sizlere takdim etmek istiyorum. Sanayi ve üretim maliyetleri artar. Biliyorsunuz fabrikalar, üretim tesisleri ve endüstriyel işletmeler yüksek miktarlarda elektrik tüketiyorlar. Elektrik zammı üretim maliyetlerini artıracaktır. Bu maliyetler ürün fiyatlarına yani son tüketici olarak bizlere enflasyon olarak yansıyacaktır. Başka yine ham madde ve malzeme maliyetleri de artacaktır. Çünkü onlar da yüksek miktarlarda elektrik tüketiyorlar. Bu onların maliyetlerini artıracak. Hammaddenin maliyetinin artması yine üretim maliyetlerinin artırması manasına geliyor. Bu da son nihai tüketici olarak bizlere yine enflasyon olarak yansıyacak demektir. Sanayi ve üretimde bu maliyet artışlarının yanı sıra tarım ve hayvancılıkta da maliyetler çok yükselecektir. Neden? Çünkü sulama ve tarımsal ekipmanlarda elektrik tüketiliyor. Tarımda sulama sistemleri ve diğer mekanize ekipmanların hemen hemen hepsi elektrik kullanıyor. Elektrik fiyatlarının artırması tarımsal üretim maliyetlerini de artıracak ve bu da gıda fiyatlarına yansıyacaktır. Yine aynı şekilde hayvancılıkta da elektrik çeşitli ekipmanlarda kullanılıyor, sistemlerde kullanılıyor. Mesela yem üretiminde, süt sağım makinelerinde, hayvan ağlarının klimalandırılmasında yani ısıtılması ya da soğutulmasında bu gibi işlemlerde yoğun elektrik kullanılıyor. Bu maliyetleri artıracaktır. Bu da gıda fiyatlarına yine aynı şekilde yansıyacaktır. Bir başka sektör nedir? Hizmet sektörüdür. Mesela sağlık hizmetleri, hastanelerde, kliniklerde yüksek miktarlarda elektrik tüketir. Elektrik zammı sağlık hizmetlerinin maliyetlerini artıracaktır ve bu maliyetler hastalara yansıyacaktır. Aynı şekilde hizmet sektörü dediğimizde eğitim sektörü de var. Okullar, üniversiteler, eğitim kurumları elektrik tüketir sürekli. Elektrik maliyetlerindeki artış bu eğitim maliyetlerine yansıyacaktır. Bir başka sektör nedir? Ticaret ve perakende satış sektörü. Şimdi bakınız mağazalarda ticari binalar ve alışveriş merkezleri bunların aydınlatması, ısıtılması, soğutulması ve diğer enerji tüketen faaliyetleri için elektrik kullanacaklardır. Bu da onların maliyetlerini artıracaktır. Elektrik fiyatlarındaki artış ürün fiyatlarına doğal olarak yansıyacaktır. Bu da enflasyonu azdıracak demektir. Yine aynı şekilde bu ticaret ve perakende sektörü dediğimiz sektör depolama ve lojistik hizmetleri, faaliyetleri de gösterir. Depolama tesislerinin soğutulması ya da ısıtılması, lojistik merkezleri arasındaki transferler yüksek miktarda da elektrik tüketir. Bu alanlardaki maliyet artışları tedarik zinciri boyunca ürün fiyatlarının tamamını etkileyecektir. Bir başka sektör nedir? Evsel tüketim. Yani direkt olarak ailemizi ilgilendiren tüketimler. Nedir mesela? Elektrik zammı hane halkının enerji faturalarını doğrudan etkileyecektir. Ailelerin elektrik giderleri artınca bu nedir? İşte bütçe, aile bütçesinde diğer kalemlerin kısıtlanmasına sebep olacaktır. Yani bizim elektriğe daha fazla para ödememiz diğer taraflardan kısmamızı gerektirecektir. Yine elektrikli ev aletlerinin tamamının kullanımı da elektrik fiyatlarının artması sebebiyle bizim bütçemize olumsuz olarak yansıyacaktır. Bir başka sektör nedir? Ulaşım ve iletişim sektörü. Elektrikli araçların şarj maliyetleri artacaktır. Elektrik fiyatlarındaki artış doğrudan onları etkiler.
Yine iletişim ve bilişim sektörüne, bu altyapıya baktığımızda veri merkezleri, telekomünikasyon şirketleri, internet sağlayıcıları, bunlar yüksek miktarlarda elektrik tüketiyorlar. Elektrik fiyatlarındaki artış bu hizmetlerin maliyetlerini artıracak. Bu da tüketiciye, yani bizlere yansıyacaktır. Bir başka alan nedir? Kamu hizmetleri. Mesela su arıtma tesisleri, kanalizasyon hizmetleri, bunların hepsi elektrikle çalışır. Elektrik maliyetlerindeki artış su hizmetlerinin maliyetlerini de artıracaktır. Aynı şekilde belediye hizmetlerinde kamu aydınlatması, yani sokakların aydınlatılması, kamu binalarının ve diğer belediye hizmetlerinde de elektrik tüketilir bol miktarda. Fiyat artışları yerel yönetimlerin bütçelerini etkileyecektir. Bu da hizmetlerdeki ücret artışı olarak tüketiciye, yani bizlere yansıyacaktır. Değerli dostlarım, görüldüğü gibi daha birçok sektör, birçok detay var ama ana hatlarıyla bu sektörleri söyledikten sonra gördüğümüz gibi elektrik zammı geniş kapsamlı ekonomik etkiler yaratır ve hemen hemen her sektörde maliyet artışlarına sebep olur. Bu durum nihai olarak tüketicilere ne olarak yansır? Enflasyon olarak, enflasyon artışı olarak yansır. Dahası elektrik zammı genel ekonomik dengeyi de bozar. Eğer ülkede genel ekonomik denge bozulursa bunun tekrar belli bir dengeye ulaştırılması uzunca bir zaman alır. Bu kadar yüksek elektrik fiyatlarındaki bu kadar yüksek ani artış ile önümüzde bizi zor ekonomik koşulların beklediğini söyleyebiliriz. Yani enflasyonun böyle işte dezenflasyon sürecine girdik gibi romantik ifadelerden ziyade reel olarak önümüzdeki dönemlerde daha da artacağını öngörebiliriz.